Efendim değerlendirme almayı sürdürüyoruz. Bizlerle birlikte ALB Forex altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı olacak. Sayın Sarı hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Küreselle başlayalım. Malumunuz akşam saat 22'de FED tutanakları gelecek. Ki fiyatlamalara baktığımızda da birçok uzman FED tutanaklarının önemli olduğunu ifade ediyor. Ne dersiniz burada hangi başlıklar öne çıkacaktır? Yılın ilk FED toplantısı. Zaten Aralık ayında aslında maddeler belliydi. Özellikle enflasyon konusundaki aslında fikir birliğinin sağlanması ve Aralık ayı içerisindeki tutanakların özetinde de görmüştük ki FED daha şahin bir tutum sergilemişti. Özellikle enflasyonun baskılama konusunda ve varlık azaltımı konusundaki hızın arttırılması konusunda ve faiz artışına Mart ayından sonra ikinci çeyrekte yaz aylarına doğru gidileceğine dair sinyalleri ve görüşleri almıştık. Yani aslında FED tutanakları, FED üyeleri daha şahin dururken ya da şahin görüş bildirirken Powell'ın bir miktar aslında güvercin tavırları dikkat çekmişti. Powell nitekim daha ılımlı, daha temkinli ve gelen verilere paralel olarak da kararlar verilebileceği sinyallerini veren daha güvercin tonda. Ama tabii ki FED tutanaklarına baktığımızda enflasyon ve faiz artırımı konusunda gayet istikrarlı ve daha şahin bir FED görüyoruz. Bugün akşam da bunlara dikkat edeceğiz. Enflasyon konusundaki duruşları nasıl, önümüzdeki yıl, bu yıl içerisinde 2022'de faiz adımları nasıl olacak, varlık alım programı gerçekten de Mart ayında sonlanacak mı ve faiz konusunda nasıl bir aksiyon alacak, bunları takip edeceğiz. Tabii ki istihdam tarafındaki gelişmeler de çok çok önemli. Bugün ADP tarım dışı istihdam verisini takip ettik. Beklentinin iki katı geldi orada da. 400 bin bekleniyordu. 807 bin olarak açıklandı. Hemen siz değinmişken ben rakamları da aktarmış olayım. Mayıs'tan beri de en büyük artışın olduğunu görüyoruz. Ne anlama geliyor bu rakamlar geleceğe yönelik? Aslında bu hafta üçlü ABD ADP tarım dışı istihdam, işsizlik başvuruları, işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam. Bu üçünü bugün, yarın ve cuma günü takip ediyor olacağız. Biliyorsunuz Fed'in aslında istihdam tarafında hassas olduğunu ve o hedefini tamamlama konusunda hala pandemi öncesine gelinemediği bir süreç yaşıyoruz. Yani istihdama bakarak aslında Fed'in faiz arttırımı ve varlık azaltımı konusundaki adımını atmaması gerekiyor. Ama enflasyonun etkisiyle bir miktar adım attığını görüyoruz. Yani işsizlik tarafında özellikle işsizlik maaşı başvuruları 50 yılın dip seviyelerinde, bu aslında pozitif algılanıyor. Çünkü insanlar tekrar işe geri dönüş yapmaya başladılar. Geçtiğimiz haftalarda ADP aslında tarım dışı için bir öncü gösterge olmamıştı. ADP kötü gelirken tarım dışının daha iyi geldiğini gözlemlemiştik. Ve Aralık ayı içerisinde biliyorsunuz Delta varyantını daha az etkilerini hissederken Omikron'un etkilerini Aralık ayının son haftası ve bu hafta itibariyle hissetmeye başladık. Yani Omikron'un etkisinden arındırılmış, daha az etkisinde kalmış olan bir veriydi aslında bugün açıklanan ADP verisi. O nedenle önümüzdeki ay açıklanacak olan veri, yani ocağın da içinde olduğu veri daha önemli olacak bence FED açısından. O nedenle bu bir miktarda Omikron'un etkisinden arındırılmış olması, biraz da tabii tarım dışı istihdamın cuma günü nasıl geleceği çok çok önemli. Eğer genel olarak tahminleri doğru olan beklentilere baktığımızda, beklentiler dahilinde 350 bin civarında bir beklenti var ama tahmin bazında ve tahmin edenler bazında baktığımızda genel beklenti 500 bin, 550 bin aralığında tarım dışında da. Eğer gerçekten 500 binin üzerinde bir veri gelirse burada Fed'in elinin daha da güçlendiği, istihdam tarafında pozitif gelişmelerin olduğu ve Fed'in önüne bakacağı bir veri seti olabilir diye düşünüyorum bu hafta için. ADP istihdam verisi sonrasında ABD dolarında, yani dolar endeksinde bir miktar ufak da olsa bir düşüşün olduğunu gördük. 10 yıllıklar düne nazaran biraz daha düşük, ancak bu tarafa baktığımızda Amerikan 10 yıllıklarında da aslına bakarsak biraz daha bunun tam aksi yükselişin olduğunu gördük. Şu an için %1.65'lik bir seviye var. Dün %1.67 civarında seviyeleri de test etmişti. Peki buralardaki görünümleri nasıl okumak gerekir? Buralar
Fed'in kararı öncesi, özellikle Ocak ayının sonunda Fed toplantısı öncesinde bu rakamlar, bu görünümler ne anlama geliyor? Dolar endeksinin aslında 97 seviyelerine yakın seyrettiğini ve oraları aşamadığını biliyoruz. Hatta 97,5 seviyeleri 98 bandına kadar gelmişti. Fakat tekrar gerilemesinin nedeni bir miktar omikron kaynaklıydı. Ama biz eğer varlık alımının sonlanması ve faiz tarafını konuşuyorsak eğer Fed için, burada aslında ABD 10 yıllıkların 1.50 üzerine artık tutunması ve kritik seviye olan 1.75'lere yakın seyretmesi artık varlık alımının tamamen bitirilip Mart sonrasında faiz artırımının geleceği başlığının fiyatlanması. Dolar endeksinin tekim 95-80'in üzerinde kaldığı sürece güçlü tarafta kalmaya devam edecektir. Yani dolarizasyonu tüm dünyada dolar endeksinin gücüyle birlikte yaşıyoruz. Bunun etkisiyle beraber ABD 10 yıllıklarda da 1.75'in üzerinde Fed'in o faiz senaryosunun gerçekleştiği, belki yaz aylarına yakın 0.25'lik bir faiz artışıyla karşılaştığımız senaryo olabilir. Zaten ABD 10 yıllıkların genel olarak faiz söylemi geldiği zaman yukarı yönde fiyatlandığını görüyoruz. Eğer Fed'de tutanaklarda ve ilk çeyreğin sonunda omikronun da etkisinin azalmasıyla birlikte ABD 10 yıllıkları daha güçlü görebiliriz gibi görünüyor Uğur Bey. Şimdi omikron demişken Avrupa'ya bakalım. Orada da bugün PMI günüydü. Euro bölgesi PMI'ında bir miktar geri çekilme vardı. Yine ülkelere baktığımızda birçok ülkede de geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Fransa 55.8 olarak açıklandı. İtalya'da keza 54.7. Bir İtalya'da ufak da olsa bir yükseliş var. Onun dışında Euro bölgesi 53.3, Almanya 49.49. Yani esas itibariyle geneline baktığımızda bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu omikron etkisinden dolayıdır diyebilir miyiz? Ve küresel PMI verileri hangi sinyalleri veriyor? Aslında PMI'yi 3 bölümde inceliyoruz biliyorsunuz. İmalat PMI, hizmet PMI ve bileşik PMI. Hizmet tarafına baktığımızda tabii ki omikronun etkilerini önümüzdeki aylarda da hissedebiliriz. Aralık verisini hissettik, takip ettik. Avrupa'da özellikle omikrondan en fazla etkilenen bölge olduğu için biliyorsunuz zirveler yakalandı. Amerika daha sonra takip etti. Bu nedenle PMI rakamlarının özellikle hizmet tarafında hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Omikron kaynaklı olarak bu taraftaki PMI'lardaki düşüşler normal kabul ediliyor ve beklenti dahilindeydi. İmalat tarafına baktığımızda aslında son çeyrekte 2021'in Kasım, Aralık ve Ekim-Kasım Aralık sürecinde enerji maliyetlerindeki yükselişin sanayi tarafını etkilemesi, yani orada hem arz kaynaklı problemlerin hem de maliyetlerin enerji kaynaklı olarak artmış olması aslında sanayi verilerinin olumsuz etkilenmesini sağladı. Bu da imalat PMI'nin düşük gelmesi ve düşük seyretmesini sağladı. O nedenle hem enerji kaynaklı hem omikron kaynaklı diyebiliriz ikisi içinde ve aynı zamanda ham maddeler konusunda da arz kaynaklı problemlerin yaşanması, emtia ve sanayi emtiaları konusunda bunların hepsi aslında PMI verilerine olumsuz etkiledi. Euro bölgesinin genel olarak tavır ve tutumuna baktığımızda pozitif taraf şu, Euro tarafında Fransa'dan gelen dün veri vardı enflasyon tarafında. Enflasyonun yükselişinin hızının kesildiği ve daha durağanlaştığı bir beklenti var. Bu pozitif algılanıyor. O nedenle şu an için Avrupa Merkez Bankası'nın 2022'de bir faiz arttırımı beklentisi yoktu ama yavaş yavaş varlık azaltım programının hızlanması hem de faiz tarafında da 10 bas puanlık bir artışın yıl sonunda fiyatlanmasına başlandı bile. O nedenle Euro'nun daha güçlü olduğunu gözlemliyoruz. 1.11.80 seviyelerinden 1.13'lerin üzerine attı. O nedenle Avrupa PMI konusunda nitekim düşük verilerle karşılaşsa bile enflasyon konusunda aslında daha pozitif adımlar da karşılaşıyor. Lagarde'ın söylemleri faiz arttırımı olmasa bile bugün Avrupa Merkez Bankası'na gelen açıklamayla birlikte aslında enflasyonun pozitif gidişatıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte belki onların PEP programının sonuçlanacağına dair aslında sinyaller almış olduk bugün. Evet. Euro bölgesinde bileşik PMI geldi dedik, hizmet PMI geldi dedik. Amerika'da ADP özel sektör istihdamdan bahsettik. Tabii gözler sizin de ifade ettiğiniz gibi haftalık işsizlik maaş başvuruları ve tarım dışı istihdam verisinde olacak dediniz.
Öte yandan dolar endeksi 97'nin üzerine geçemiyor. Şu sıralarda 96'nın altında. Amerikan 10 yıllık tahvillerine baktığımızda 1.65 seviyesinde. Tüm bu konsensüs peki ons altın için nasıl bir zemin hazırlıyor? 1800 dolar puan seviyesinin üzerine geçemediğini defalardır söylüyoruz. Geçse de çok kalıcı olmuyor. Şu sıralarda ons altına baktığımızda aşağı yukarı 1820 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 1813 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Evet, son gördüğü seviye 1822. Bir yıllık performansı geldi. 1682'ye kadar geri çekildi son bir yılda. Burada ons altın neden yukarı doğru ivmelenemiyor? Bunun sebepleri nedir? FED kararları sonrasında, Powell'ın açıklamaları sonrasında bir atak yapıyor ama sonra geri çekiliyor. Buradaki önemli başlıklar neler olacaktır? Evet, konu altına geldiği zaman aslında altında bahsetmediğimiz noktalardan bir tanesi jeopolitik risk. Ama onun öncesinde altının evet 1829 seviyelerinde yılı kapattığını gözlemledik ve dün itibariyle 30 dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Yükselişlerin daha yavaş ama düşüşlerin hızlı olduğu bir süreç yaşıyoruz ama 1800'ün altına da inmiyor fiyatlar. Burada evet enflasyon ve buna bir çözüm bulunamamış ve merkez bankalarının gerçekten bir adım atmamasının genel olarak fiyatlandığını gözlemliyoruz. Evet, merkez bankaları şahin, FED şahin, enflasyona paralel olarak faiz arttırımı bekliyoruz, varlık alım programı azalacak ama bir eylem yok şu an itibariyle merkez bankalarında. O eyleme kadar belki 1800 seviyesi korunacak gibi bir kale gibi altın için şu an. O nedenle diğer beklenti stratejik aslında noktalar, özellikle jeopolitik riskler. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Rusya, ABD ve NATO konusundaki görüşmelerin devam edeceğini biliyoruz. Özellikle Rusya'nın istekleri ABD tarafından gerçekleştirilebilecek mi ya da kabul edilebilecek mi ve bu süreç nasıl yönetilecek? Bunlar tabii ki merak konusu. Özellikle Ukrayna konusunda bölgesel bir mücadele mi olacak ya da bu genele yayılan bir mücadele mi olacak? Rusya genelinden bahsediyorum. O nedenle oradan gelecek olan açıklamalar önemli. Altın sıcak tarafta kalacaktır. Daha güçlü kalacaktır. Bankaların da açıklamaları var. Sizde peki de bu söylediğiniz 2000... riskler devam ederse sene içerisinde 2100 dolar seviyeleri test edilebilir mi uluslararası kuruluşlardan? Çünkü 2100 dolar seviyeleri bu yıl için telaffuz edilmeye başlandı. Tabii ki eğer Merkez Bankası tarafında gerçekten bir adım göremezsek ve jeopolitik risk tarafında da bu faktörler işlerse altın tabii ki güçlü tarafta kalacaktır. 1835'in üzerine 1875, 1930 ve 2000 seviyeleri kademeli olarak bu süreç içerisinde görülebilir. Ki 2100 seviyelerine yakındı tarihi zirve seviyeler. Tekrar tarihi zirve seviyeleri eğer jeopolitik riskleri konuşursak ve orada kalıcı adımlar atılamazsa barış anlamında bunların hepsi altın tarafında aslında pozitif etkili olacaktır. Son olarak gram altına da bakalım. Buradaki hareketler gram altını nasıl etkiliyor, nasıl tetikliyor? Bugün özelinde baktığımızda 800 liranın altında 794 lira son gördüğü seviye. Gün içerisinde aşağıda 777 lira görüldü. Yukarıda da 800 liranın hemen altı olan 799 lira test edildi. Buradaki senaryolar nasıl olacaktır? Gram altında geçtiğimiz dönemde bir miktar doların etkilerini gözlemlemiştik. Aslında şimdi ons altının etkilerini gözlemliyoruz. O nedenle 800 TL'nin üzerinde 800-850 koridoru açılmış olacak. Yani 850 TL'ye kadar yükselişler gelebilir. Ons altının gücü devam ettiği sürece gram altında pozitif etki görebiliriz ve gram altın yatırımcılarının yüzü gülmeye devam edebilir 2022'de de. O nedenle ons altının özellikle 1835-1850 bandı üzerindeki hareketi gram altında yeniden 850-900 TL bandının görülmesini sağlayabilir. Aşağıda ise asıl önemli hem psikolojik hem de önemli bir destek seviyesi 650 TL gram altında. 650 TL kırılması durumunda ciddi 100 TL'lik bir düşüş gözlemleyebiliriz. Ama 650 TL'nin üzerinde kaldığı sürece güçlü bir gram altın 2022'de bize eşlik edecek gibi görünüyor. ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, saygılar. Teşekkürler. Efendim peki yarının takvimi...